inşa ettiğimiz tesisler ve planladığımız yatırımlarla ilçemiz gelişiyor. Güzel Yurt Belediyesi. Güzel Yurt Belediyesi Kalkanlı Şube Binası. Modern bir yapıya sahip olan şube binası, 180 metrekare alana sahip olarak inşa edilmiştir. Engelli dostu olarak tasarlanan ve çok amaçlı kullanıma imkan veren bina, Kalkanlı'da belediye hizmetlerinin tek çatı altında sunulmasına olanak sağlamaktadır. Güzel Yurt Belediyesi Sergi Salonu. Çağdaş ve modern bir konsepte tasarlanan yapının ülkemizde benzeri dahi bulunmamaktadır. Her türlü sanat eserinin sergilenmesine imkan tanıyan tesis, 180 metrekare zemin kat, 120 metrekare üst kattan oluşmaktadır. Güzel Yurt Belediyesi Kültür Evi. Güzel Yurt Belediyesi ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi işbirliğinde projelendirilip Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği finans katkılarıyla restore edilen Osmanlı Hanı kültür evi olarak hizmete girdi. Osmanlı mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan yapı 340 metrekare kapalı alan ve 650 metrekare iç avludan oluşmaktadır. Bir odası Güzel Yurt Belediyesi tarafından Kıbrıs Türk Kültür Evi olarak, diğer odası ise Ankara Keşiören Belediyesi tarafından Anadolu Kültür Evi olarak düzenlenen yapının ziyaretlere açılması dışında 650 metrekare büyüklüğünde olan avlusunun Güzel Yurt'ta gerçekleştirilecek kültür aktivitelerine ev sahipliği yapması planlanıyor. Güzel Yurt Belediyesi Kitap Kafe. 1921 yılında yapılmış olan Kıbrıs Türk Okulu, eski adıyla Sibyan Mektebi, günümüzde orijinaline uygun olarak restore edilip Güzel Yurt Belediyesi tarafından kitap kafe olarak yeniden hizmete girmiştir. 150 metrekare kapalı alana sahip olmakla beraber mevcut tarihi yapının dışında 100 metrekarelik açık ve kapalı kafeteryası da bulunmaktadır. Güzel Yurt Belediyesi Merkez Tartı Tesisi. Güzel Yurt Belediyesi, narenciye sektörünün ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla inşa ettiği tartı merkezi, terminal binası yaklaşık 4500 metrekarelik alanda yer almaktadır. İhale bedeli yaklaşık 510 bin Türk lirası olan proje, Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti'nin katkıları ve Güzel Yurt Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla tamamlanmıştır. İdari bina, 4 ofis, 1 bekleme salonu, bayan ve erkek yanında engelli tuvaleti ve 1 mutfaktan oluşuyor. Narenciye sektörü elemanlarının kullanımına açılan bina, hizmet kalitesi ve süratini arttıracaktır. Güzel Yurt Belediyesi Kapalı Çarşı. Eski Bandaburya olarak bilinen tesis, restore edilerek halkın hizmetine sunulmuştur. Modern anlayışla restore edilip alışveriş merkezi haline dönüştürülen tesiste birçok iş yeri yakın bir tarihte aktif hale getirilecektir. Bünyesinde iç mekan çocuk oyun alanı bulunan tesisin dış mekanında her türlü açık aktivitelerin yapılabileceği meydanı da bulunmaktadır. Kentimizin gelişimi için ihtiyaç duyulan tüm tesisleri inşa ediyoruz. Güzel Yurt'un geleceğini şekillendiriyoruz. Kentimizin her noktasında isimimiz var, imzamız var. Ülkemizde örnek gösterilen tesisleri kentimize kazandırıyoruz. Kentimizi geleceğe hazırlıyoruz. İnşa ettiğimiz tesisler ve planladığımız yatırımlarla ilçemiz gelişiyor. Güzel Yurt Belediyesi.